Merhaba arkadaşlar. Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu elimde görmüş olduğunuz iple bugün beraber bir bebek iliği başlayacağız. Papatya batik 100 gram 360 metre iplik var. Orta kalınlıkta bir iplik ama hafif olduğu için 100 gramında 360 metre bir iplik var. Akrilik bir iplik. Şimdi robadan başlanan, yakadan başlanan bir yeleğe başlayacağız beraber. 80 ilmek atarak başlayacağız. Hemen ipim zaten ahı gitmiş, biraz daha kalmış. İpin ucunu bulalım ve ilmek atmaya başlayalım. Yeleğe başlamadan önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Yeteri kadar ipliği alıyoruz ve yeleğimize başlıyoruz. Bu şekilde atıyorum ben ilmeklerimi. Siz nasıl arzu ediyorsanız, nasıl biliyorsanız öyle de atabilirsiniz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İlmeklerimizin toplam sayısı 80 olacak. 80 ilmek atalım, gelelim ve diğer işlemlerine başlayalım. Evet, 80 ilmeği attık. Bu arada kullandığım şiş 3,5 numara misinalı bir şiş. Haroşe ile başlayacağız. Yeleğimizin başlangıç kısmında 4 diş haroşe görünceye kadar düz öreceğiz bütün sıralarımızı. Ama siz haroşe kısmını ters olarak yapıyorsanız ters olarak örebilirsiniz haroşenizi. Yani benim haroşe dediğim her bölümü ters örgü yaparak yapabilirsiniz. Ben düz örgü yaparak oluşturuyorum haroşeleri. Evet, bu şekilde tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Toplam 4 sıra örüyoruz. Her iki tarafta ikişer tane haroşe görünene kadar örüyoruz. Buluşuyoruz ve bir ilik açıyoruz. Sonra tekrar konuşuyoruz. Evet, her iki tarafta da iki tane haroşeyi gördük. Şimdi her iki tarafta örgümüzün başında ve sonunda iki tane pat olacak. Patlar için 7'şer ilmek ayıracağız. 1 2 İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 4 4 ilmeği, burası benim örgümün düz tarafı olacak. 4 ilmeği ördükten sonra şöyle bir kere doluyorum. Sıradaki iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bu bir kesim ve bir dolamanın oluşturduğu boşluk bebek yelekleri için kullanacağımız düğmenin geçmesi için yeterli olacaktır. Yine haroşemize devam ediyoruz. İlik açmak bebek yelekleri için çok kolay. Şimdi şöyle baktığımız zaman 3 diş haroşe görüyoruz. Toplamda her iki tarafta 4 diş haroşe görünce buluşalım. Diğer detaylara geçelim. Evet, haroşe kısmını bitirdik. Şimdi ilmekleri ayıracağız ve robada arttırma işlemini yapacağız. Şöyle iğnelerimizi açalım. Ön için 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmek. Arttırma noktası için sabit ilmek olarak 2 ilmek. Kol için 2 4 6 8 10 ilmek.
Sabit ilmek, 2 ilmek, arttırma noktası. Diğer taraftan da aynı işlemleri yapalım. Ön için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek. 2 tane sabit ilmek. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek kol için. 2 tane sabit ilmek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek de arka için. İlmeklerimizi ayırdıktan sonra başlayalım. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Ve pat ilmeklerimizi örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. Bu örgümüzün düz tarafı olduğu için düz olarak örgüye devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ön ilmeğini ördük. Şimdi bu iğnemizi çıkarıyoruz. İpliğe takılmış. Her çıkardığımızın iğne yerine bir tane ilmek arttırıyoruz dolayarak. Ajur oluşturacağız. 2 tane düz. Burası sabit ilmeklerimiz. Bir tane daha doladık. İğnemizi çıkardık. Kol ilmeklerimizi örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 Geldik iğnenin olduğu yere, çıkardık ve bir tane arttırdık. 2 tane ördük. İğnemizi çıkarıyoruz ve bir tane arttırıyoruz. Arka ilmekler. Yirmi iki tane düz olarak örüyoruz. Diğer iğnenin olduğu yere kadar. Çıkardık iğneyi. Bir tane doladık. Hep parmağımla dolayasım geliyor. 2 tane düz. Bir tane doladık. Kol ilmeklerini örüyoruz. 9, 10 tane. İğneyi çıkarınca hemen bir tane doladık. 2 tane düz. İğneyi çıkarıp bir tane doladık. Ön ilmeklerini ve pat ilmeklerini düz olarak örüyoruz. Son ilmeği ters olarak örüyorum. Daha düzgün duracak burası. Döndüğüm zaman ilk ilmekleri örmüyorum. İki patta da aynı işi yapıyorum. Sıramı bitirirken son ilmeği ters olarak örüyorum. Sıramı başlarken ilk ilmeği örmeden alıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7. Pat ilmeklerini ördükten sonra diğer pata kadar tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet, diğer pata kadar tüm ilmekleri ters olarak örelim, arttırdıklarımız dahil. Sonra diğer patta buluşalım. Geldik diğer tarafa. 2, 4, 6, 7 bir tane daha örüyoruz ters.
7 tane pat ilmeğini düz olarak örüyoruz. 6 tanesini düz, son ilmeği ters olarak örüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz ve pat ilmekleri, ön ilmekler hepsini düz olarak örüyoruz arttırma noktasına kadar. Bu yedekte robadan aşağıya kolları kestikten sonra model koyacağız. Şimdi bir tane arttırdığımızın hemen önünden bir tane arttırıyoruz. 1 2 3 arttırdığımız dahil 4 tane düz ördük. Bir tane arttırdık. Kol ilmeklerini örelim. Geldik arttırma noktasına. Hemen önünde bir tane arttıracağız. 1 2 3 4 tane düz. Bir kere daha arttırıyoruz ve arka ilmekleri örüyoruz 22 tane. Evet, geldik yine arttırma noktasına. Hemen önüne bir kere doluyoruz, arttırıyoruz. 1 2 3 4 tane düz ördük. Bir kere daha dolayıp arttırıyoruz. Kol ilmeklerini örüyoruz. Arttırma noktasına geldiğimizde bir önceki arttırmanın önüne bir tane doladık. 1 2 3 4 tane düz ördük. Son arttırmanın arkasına bir tane doladık ve ön ilmekleri artı pat ilmeklerini örüyoruz. Son ilmeği ters olarak örüyoruz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeği örmeden aldık. Pat ilmeklerini haroşa oluştursun diye düz olarak örüyorum. 2 4 6 7. Diğer ilmeklerin diğer pata kadar tamamını ters olarak örüyorum. Evet, tüm ilmekleri diğer pata kadar ters olarak örüp gelelim. Evet, diğer taraftaki pattayız. 3 6 evet. 3 4 5 6 tanesini düz ördüm, bir tanesini ters son ilmeği. İlk ilmeği yine örmeden alıp pat ilmeklerini ve ön ilmeklerini arttırma noktasına kadar düz olarak örüyoruz. Çok basit bir roba arttırması yapacağız. Şimdi ilk arttırdığımızda sabit ilmeğin sağdan solundan arttırmıştık. Sonraki arttırdığımızda arttırdığımız ilmeklerimizin sağından solundan arttırdık. Şimdi yine ilke dönüyoruz. Sabit ilmeklerimiz şunlar. 2 taneyi daha arttırdıklarımızı örüyoruz ve bir dolayarak yeni bir arttırma işlemine başlıyoruz. Küçük küçük V'ler yapacağız arttırma noktasında. Tekrar doladık ve düz olarak örmeye devam ediyoruz. Diğer arttırma noktasına kadar. Evet, burada sabit ilmeklerimiz bunlar. 2 taneyi örüyorum. Sabit ilmeklerin hemen yanında bir arttırma. 2 tane sabit ilmeği örüyorum. Hemen solunda bir arttırma daha. Düz olarak devam ediyoruz. Yani roba arttırmasını
İki bir tarafa, iki bir tarafa olacak şekilde küçük V'ler ya şeklinde yapıyoruz. Şimdi ikinci V'ye başladık. Bunu da bir sonraki arttırmada bu arttırmanın önünde, bu arttırmanın arkasında arttırma yapacağız. Şurada yapmış olduğumuz gibi ve o V'yi de bitirmiş olacağız. Daha sonraki arttırmada sabit ilmeklerimizin sağında ve solunda arttırma yapacağız. Yani bu V'yi her seferinde sıfırdan alıp yenileyeceğiz ve böylece roba arttırmasını bitirene kadar devam edeceğiz. Bu şekilde roba arttırmasını yapalım ve robanın bitiminde buluşup diğer detayları yapalım. Bu arada iliğimiz hangi tarafta? İlik 1, 2, 3, 4 tane haroşa olmuş. 11 haroşede bir ben ilik açmayı planlıyorum. Siz de 11 ya da 12 haroşede bir ilikinizi açabilirsiniz. İlik açmayı unutmayalım. Ve hepimize kolay gelsin diyorum. Şimdi arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane arttırdık. 18 bu taraftan, 18 bu taraftan. Her sabit ilmeğin sağından ve solundan 18 defa arttırdık. Yani 9 tane küçük V oluşturduk. Şimdi 20 kere arttıracağız. 2 tane daha arttıracağız. Bu 2 taneyi arttırırken hepten kol ağzı boş kalmasın diye buraya da şöyle V'ler koyacağız. Şimdi onu yapalım. Önü ördüm ben. Sonra kol ayıracağız. Bir tane arttırdık gene iki sabit ilmeğin sağından. Çünkü V'yi tamamlamışız. Son V'yi yapıyoruz. İki tane ördük. Bir tane arttırdık. Bir, iki, üç. Şimdi ben arka planda saymıştım ilmeklerimi. 6 ve 6'nın katları 3 bir tarafta, 3 bir tarafta kalacak ilmek. Bir tane arttırdık. İkisini birlikte sola doğru kestik. Bir tane ördük. İkisini birlikte sağa doğru kestik. Zikzak yapacağız burada. Bir tane artırdık. Bir düz. Bir tane artırdık. İkisini birlikte sola doğru. Bir tane düz. İkisini birlikte sağa doğru. Bir tane doladık. Bir düz. Bir tane doladık. İkisini birlikte sola doğru. Bir tane düz. İkisini birlikte sağa doğru kesiyoruz. Bir tane doladık. Bir tane düz. Bir tane doladık. İkisi birlikte sola doğru. Bir tane düz. İkisi birlikte sağa doğru. Bir doladık. Bir düz. Bir doladık. İkisi birlikte sola doğru. Bir tane düz, ikisi birlikte sağa doğru. Bir doladık, bir düz, bir doladık, ikisi birlikte sola, bir düz, ikisi birlikte sağa kesin. Bir doladık, bir düz, bir doladık, ikisi birlikte sola kesim, bir düz, ikisi birlikte sağa kesim. Bir doladık. Burada artık bir örnek daha kuracak kadar ilmeğimiz yok. Bir, iki, burada iki kalmış. Burada üç ile başlamıştık. Çok zararı yok. Bir tane doladık. Sabit ilmeğin sağında bir arttırma yaptık. Bir kere daha doladık. Solunda bir arttırma yaptık. Arka ilmeklerin tamamını düz olarak örelim. Öbür kolda yine modeli kurmak için buluşalım. İkinci kola geliyoruz. Yine birlikte kuralım. Sabit ilmeğin sağında bir arttırma yaptık. İki tane düz. Sabit ilmeğin solunda da bir arttırma yaptık. Bir, iki, İki tane düz ördük. Üç tane. Orada da üç tane ile başlamıştık. Üç tane düz ördükten sonra bir doladık. Sola kesim. Bir düz. Sağa kesim.
bir doladık, bir düz, bir doladık, sola kesim, bir düz, sağ kesim, bir doladık, bir düz, bir doladık, sola kesim, bir düz, sağ kesim, bir doladık, bir düz, bir doladık, sola kesim, bir düz, sağ kesim. Kola ait olan tüm ilmeklere aynı işlemi yapıyoruz. Sola kesim, bir düz, sağ kesim. Bir doladık, bir düz, bir doladık. Sola kesim, bir düz, sağ kesim. Bir doladık, bir düz, bir doladık. Sola kesim, bir düz, sağ kesim. Bir doladık, bir, iki düz. Şimdi sabit ilmeğin sağında solunda arttırmaları yapalım. Ve düz olarak devam ediyoruz önden. Patin ilmeklerimizde düz olarak örüyoruz. 6 tanesini son ilmeği ters olarak örüyorduk. Evet. Şimdi arka sıraya geçelim. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Her zaman aynı işlemi yapıyoruz bu kenarda. Patin ilmeklerini düz olarak 3 6 7 örüp diğer tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet, tüm ilmekleri örelim. Diğer kenardan yine şu kol ağzına kadar örelim. Düz örgü zaten. Kol ağzında buluşalım. Şimdi sabit ilmeğimizin sağında solunda 20. kez arttırmayı yapıyoruz. Arttırdığımızın hemen önünde bir tane doladık. 1 2 3 4. Tam 10 tane küçük V yapmış olduk. Bir tane doladık. Koldaki modele doğru gidiyoruz. Şimdi arttırdığımızı buradaki ördükten sonra bir tane doluyoruz ve buradaki 2 ilmeği şöyle çevirelim. 3.'ü de alalım ve 3'ünü birden düz olarak örelim. Şu ortadaki ilmek üste görünsün. Bir tane doladık. 1 2 3. Bir tane doladık. İkisini çevirdik. 3.'ü de aldık. Şöyle 3'ünü birlikte düz olarak ördük. Bir tane doladık. 1 2 3 düz, bir tane doladık. Ortadaki üste görünsün istiyorum, o yüzden böyle yapıyorum. Yoksa 3'ünü birlikte örebiliriz normal. 3 taneyi birlikte ördük. Bir tane doladık. 1 2 3. Bir tane doladık, ikisini çevirdik. 3'ünü birlikte ördük. Bir tane doladık. 1 2 3. Bir tane doladık. İkisini çevirdik. 3'ünü birlikte ördük. Bir tane doladık. 1 2 3. Bir tane doladık. Buradaki 3'ünü birlikte öreceğiz ama şu ikisini önce çeviriyorum. Sonra sol şişime takıp hemen 3.'ü de alıp 3'ünü birlikte içten düz olarak örüyorum. 1 2 3.
bir tane doladık, ikisini çevirelim, üçüncüyü de alalım ve üçünü birlikte örelim. Bir tane doladık, 1 2 3. Burası bitti. Kol ilmeklerimiz, bir tane sabit ilmeğin arttırmasını yapıyoruz ve buradaki 4 ilmeği ördükten sonra bir tane daha dolayıp arka ilmeklerini düz olarak örüyoruz. Evet, burada yaptığımız işlemin aynısını bu kolda da yapıyoruz. Sonra arka sıranın tamamını ters olarak geçelim. Ön sırada buluşup kolları ayırıp keseceğiz artık. Evet, düz sırayı geçelim. Koldaki model uygulamasını unutmayalım. Arka sırayı ters olarak geçelim ve ön sırada buluşalım. Arttırma işlemini bitirdik. Kolda model uygulama işlemini de bitirdik. Arttırma işleminin sonucunda her bir sabit ilmeğin sağında 20, solunda 20 arttırma yaptık. Buna göre ön ilmeklerimiz şu sabit ilmekler hariç 35 tane oldu. Bunun da bir tanesini vereceğiz. 36 olacak. Kol ilmeklerimiz 50 oldu. Çünkü 20 burada arttırdık. 20 burada. 10 tane de burada vardı. 50 tane. Sabit ilmeklerden bir buradan, bir buradan vereceğiz. 52 olacak. Arka ilmeklerimiz 20 artış burada var. 20 burada var. 40, 22 de ilmeğimiz vardı. 62 ilmek. Sabit ilmeklerden bir buradan, bir buradan vereceğiz. 64 ilmek olacak. Yine aynı şekilde diğer kolda 52 ilmek. Sabit ilmekleri dağıttıktan sonra önde 35 ilmek, sabit ilmekle birlikte 36 olacak. Şimdi ön ilmekleri örelim, koldaki haroşaya beraber başlayalım, sonra arka planda çalışmaya devam edeceğiz. Yine birinciyi örmeden aldım ve pat ilmeklerimi örüyorum. Ön ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Şimdi geldik sabit ilmeklere. Bir tanesi önün, bir tanesi kolun, ama şu anda bir şey fark etmiyor çünkü düz öreceğiz, gene haroşa yapacağız. Çünkü tüm ilmekleri, koldaki tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Evet, baştan da söylediğim gibi ben düz olarak örüyorum haroşalarımı. Siz ters olarak örüyorsanız kol ilmeklerini ters olarak örmeniz lazım. Şimdi buradaki sabit ilmeğin bir tanesini ördüm, kolun. Diğer ikincisi arkanın olacak. Geri dönüyorum. Birinciyi örmeden alıp diğer tüm kola ait olan ilmekleri düz olarak örüyorum.
Sabit ilmeklere kadar örmeye devam ediyorum. Şöyle bakalım. İki tane sabit ilmeğin bir tanesini öreceğim. Evet. Şimdi geri dönebilirim. Kolun ilmeklerini birinciyi örmeden tekrar düz olarak örüyorum. Bu şekilde haroşa yapacağım. Bir haroşa bu tarafta, bir tane bu tarafta oldu şu anda. Dört haroşa bu tarafta görününce buluşalım ve ilmekleri kesme işlemini yapalım. Kol ağzı için toplam 4 sıra haroşayı ördük. Şimdi ilmekleri kese kese sonuna kadar gideceğiz. Bu tarafa doğru gittiğimiz için öbür kola doğru buraya gelince ilmekleri kesmeye başlıyoruz. Ben bu şekilde kesim işlemini yapıyorum. Siz başka türlü alıştınızsa başka türlü de yapabilirsiniz. Tüm ilmekleri bu şekilde kesiyoruz. Kola ait olan tüm ilmekleri. Evet, çok sıkı ya da çok gevşek olmadan kola ait olan ilmekleri kesip diğer kenarında buluşup şu alttaki yükseltiyi beraber kapatalım. Kesim işlemini bitirdik. Ne çok gevşek ne çok sıkı bir kesim yaptık. Şimdi düz kısım içeride kalacak şekilde şöyle iki ucu birleştiriyoruz. Burayı birleştireceğiz. Elimize bir tığ alalım. Şu ilk ucun ilk ilmeğinin ipliklerinden altından tığımı geçiriyorum. Son ilmeğimi alıyorum tığımın üzerine ve bu ipliklerin altından geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ki burada kasma yapmasın. Şimdi bu sıranın sonundaki ipliklerle karşı sıranın sonundaki iplikleri birleştireceğim. Bunun altından tığımı takıyorum. Karşı tarafında hemen karşılığındakinin altından tığımı geçiriyorum. Kaydırma yöntemiyle ve bir zincir. Hemen alttaki sıranın ilmeğinin altından geçirdim. Bu taraftakini de geçirdim. Ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir. Hemen altından bir kez daha karşılığına batıyoruz. Kaydırma yöntemiyle kapattık. Bir zincir. Hemen altından bir kez daha karşılığına da batıyoruz. Kaydırma yöntemiyle kapattık. Bir zincir. Şimdi bir de şurada boşluk oluşmasın diye şu geçiş noktasına batalım. Kaydırma yöntemiyle kapatalım. Burada zincir çekmeme gerek yok. Şimdi bu ilmeği bedene katacağız. Evet. Şöyle bakalım. Bu şekilde bir birleştirme yapmış olduk. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Diğer kolu anlatmayacağım. Her şey aynı çünkü. Yolumuza devam edelim. Arka ilmeklerin tamamını düz örüyoruz. Kolun da ilk sırasını düz öreceğiz. Bu iki tane sabit ilmekten bir tanesi arkanın bir tanesi kolun. Buradaki iki tane sabit ilmekten bir tanesi kolun bir tanesi önün olacak. Şurada 20, 40, 50, 52 tane ilmeği haroşa yapacağız. Siz ters örüyorsanız ters de haroşa yapacaksınız. Ben düz ördüğüm için düz de haroşa yapacağım. Burada da yine 4 tane haroşa olunca kapatıyoruz. İlmekleri kesim işlemi yapıyoruz ve sonra birleştirme işlemi yapıyoruz. Bu sırayı geçiyoruz. Tabii kolun işleri bittikten sonra birleştirmeden sonra önü de örüyoruz ve bu sıra bitiyor.
Arka sırada beden ilmekleri kalmış oluyor. Tamamını ters olarak örüp bu taraftan başına geliyoruz. Yani ön yüze geliyoruz. Ön sırada tekrar buluşup bedenin modelini kuracağız. Şimdi kolun işlemlerini ve arka sıra için kamera arkasında çalışalım. Yeleğimizin iki kolunu da bitirdik. Renk geçişleri de harika. Renk tonları çok güzel uymuş birbirine. Şimdi bedene model uygulaması yapacağız. Yine ajurlu V'leri olan bir model olacak. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 12 ve 12'nin katları artı 5 tane ilmeğe ihtiyacımız var modeli kurmak için. Şimdi ilmeklerimi saydığımız zaman 12 ve 12'nin katları artı 5 ilmeği ayırdıktan sonra 11 tane ilmek arttı. Bu 11 ilmeğin 5'ini bu patın yanına, 5'ini bu patın yanına eşit olarak dağıtacağım. Ama bir ilmek artıyor. Onun için o bir ilmeği de koltuk altlarını geçerken bir tane eksilttim bir yerlerde. Ve 12 ve 12'nin katları artı 5 modele gidenin haricinde başlangıç patının yanında 5 tane, bitiş patının yanında 5 tane ilmek olarak bölüştürdüm. Şimdi modeli kuralım beraber. Bir model beraber yapacağız. Gerisini kamera arkasında yaparız. Pat ilmeklerini örelim. 7 tane pat ilmeğini ördük. 5 tane düz. Modeller arasında 7 tane düz var. Ama burada artanı dağıttığım için başlangıçta ve bitişte 5 tane olacak. 5 düz. Sola kesim. 1 doladık. 1 düz. 1 doladık. Sağ kesim. Birinci modeli bitirdik. Sıradaki iki ilmeği sağa doğru birlikte ördük. Bir tane doladık, bir tane düz. Bir tane doladık. Sıradaki iki ilmeği birincinin yönünü değiştirerek sola doğru birlikte kestik. İlk modelimizin arasındaki 7 tane düzü örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. İkisini birlikte ördükten sonra 2, 4, 6, 7 tane düz ördük. Şimdi sıradaki ikisini sağa doğru birlikte örüyoruz. 1 doladık, 1 düz, 1 doladık. Sıradaki ikisini sola doğru birlikte örüyoruz. Yine 7 tane düz. 3, 4, 5, 6, 7. Sıradaki ikisini sağa doğru birlikte düz, bir doladık, bir düz, bir doladık. Sıradaki ikisini sola doğru birincinin yönünü değiştirerek birlikte düz. 7 tane düz. Sıradaki ikisi sağa doğru kestik, bir doladık, bir düz, bir doladık. Sonraki ikisini sola doğru kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sıradaki ikisini sağa doğru kesiyoruz. Bir doladık, bir düz, bir doladık. Sonraki ikisinin birincisinin yönünü değiştirerek sola doğru kesiyoruz. 7 tane düz. 5, 6, 7. Modeli tekrar ediyoruz. Sağ kesim. 1 doladık. 1 düz. 1 doladık. İlkinin yönünü değiştirerek sola kesim.
7 tane düz. Sağ kesim, bir doladık, bir düz, bir doladık, sola kesim, 7 tane düz, ikisi birlikte sağ kesim, bir doladık, bir düz, bir doladık, sola kesim. Yedi tane düz. İkisi birlikte sağ kesim. Bir doladık, bir düz, bir doladık. Birincinin yönünü değiştirip sola kesim. Yedi tane düz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. İkisi birlikte sağ kesim. Bir doladık, bir düz, bir doladık, sola kesim. 1, 2, 3, 4, 5. Başladığımız gibi bitiriyoruz. 5 tane düz. Ve patin ilmeklerimiz. Patin ilmeğin sonuncusunu ters olarak yine örüyoruz. Modelin ilk sırasını geçtik. Modelin ikinci sırasında tüm ilmekleri ters öreceğiz. Önce patı bir örelim. Patların haricinde kalan tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet, ters olarak örüp ön sırada tekrar buluşalım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Modelin üçüncü sırası. Birinci ilmeği örmeden aldık. Patin ilmeklerini örelim. Patin ilmeklerinden sonra bu sırada düzleri de ters olarak öreceğiz. 4 tane ters. Daha önce birlikte ördüğümüz ilmekle önündekini birlikte düz olarak örüyoruz. Ajurlu kısım düz, aralardaki ilmekleri ters öreceğiz bu sırada. Bir doladık, 1, 2, 3 düz. Bir doladık, sıradaki iki ilmeği birlikte sola doğru düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte düz. 1 doladık, 1, 2, 3 tane düz. 1 doladık, sıradaki 2 ilmeği sola doğru birlikte düz. 5 tane ters. Sıradaki ikisini sağa doğru birlikte düz, bir doladık, 3 tane düz, bir doladık, sola doğru birlikte sıradaki ikisini düz, 5 tane ters. İki model arasındaki ilmekleri ters olarak örüyoruz. Modele giren ilmekleri, yani ajura giren ilmekleri düz olarak örüyoruz bu sırada. Dört, beş. Tekrar sağa doğru birlikte örüyoruz. Bir tane doladık. Bir, iki, 3 tane düz, 1 tane doladık, sola doğru birlikte örüyoruz, 5 tane ters. Evet, bu şekilde bu sırayı geçiyoruz.
Sonra arka sırada tüm ilmekleri yine ters olarak örüyoruz ve ön sırada tekrar buluşup ne yapacağımızı konuşalım. Evet arkadaşlar, 4 sırayı geçtik. Arka sırayı da ters olarak geçtik. Toplamda modelimiz zaten 4 sıradan oluşuyor. Şöyle bakalım. Bu 4 sırayı tekrar ederek tüm bedeni öreceğiz. Ördükten sonra bitiminde buluşacağız. Sadece 4 sıradan, çok basit bir model. Eğer karışıklık olursa birinci sıradan başlayarak tekrar izleyerek yapabilirsiniz. Şuradaki ilik açımlarını da 2, 4, 6, 8, 10, 11'den yaptım. Ben onlara da dikkat edelim. İlikleri de açmayı unutmayalım. Ve beden boyunca modeli bu 4 sırayı uygulayarak yeleğimizin bitiminde buluşalım. Hepimize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, yeleğimizi bitirdik. Şimdi son düğmesini beraber yapalım. 3-4 yaşa uygun yelek oldu. Tüm ipliğimi kullandım. Tüm yumak bitti. Şu kadar kaldı. Bununla da düğmelerini yapıyorum. Son bir düğmeyi beraber yapacağız. Şimdi düğmeyi de yapalım. Diğer ayrıntılarına ve ölçülerine geçelim. Düğme için birçok yelekte ve hırkada anlattım ama burada da yine yapay düğme, yaptığımız düğmeyi kullandığımız için yine bir tane düğmeyi beraber yapalım. Normal etamin iğnemizi alıyoruz. Dikişi, bu örgü dikiş iğnesi. Şöyle uzunca 1 metre gibi bir ip geçiriyoruz iğnemize. Şimdi kalemi elimize alıyoruz. Kalemin üzerine ipin ucunu sıkıca tutup sarıyoruz. 14 kez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. İpliğinizin kalınlığına göre sarış adeti fazlalaşıp eksilebilir ama 12'nin altına düşmesin ki biraz tok bir düğme olsun. Şimdi bunu çıkartıyoruz hiç bozmadan kalemden. Sonra sıkıca sol elimize geçiriyoruz ve ortada kalemi çıkardığımız boşluktan iğneyi takıp iplik iğnemizin üstünde ve diğerini altından geçirerek bir düğüm oluşturuyoruz. Çok sıkmıyoruz. Çok sıkarsak ortadaki delik açılır ve şurası sıkı olur. Yani daralır. Tekrar ortadan batırdık iğnemizi ve tekrar bir düğüm oluşturduk. Tekrar batırdık. Tekrar bir düğüm oluşturduk. Tekrar batırıyoruz. Yani bu yuvarlağın çevresini sararak devam ediyoruz. İlk birkaç sarışta sol elimi bırakmamaya gayret ediyorum. Bozulmasın diye sarışım. Şimdi artık bırakabiliyorum. Tüm çevreyi bu şekilde dolaşıyoruz. Evet, bu kadar yeterli. Böyle bir düğme elde ettik. Şimdi ipliğimi arkaya taşıyacağım. Şöyle alttan aşağı doğru ipliklerin altından iğnemi geçirdim. İpliği aşağı taşıdık. Şimdi bunu aynı iple yerine dikeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir.
11'in üstüne dikeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şuraya dikeceğiz. Şöyle tam ortasına iğnemi geçiriyorum ve düğmemi oraya alıyorum. Bir düğmeye, düğmenin altındaki ipliklere bir yeleğin düğmeyi dikeceğimiz kısmına iğnemizi batırarak düğmeyi buraya sabitliyoruz. Şuradan hiç bağlamamışız. Buradan da bir kere bağlayalım. Evet, şöyle ipliğimi şöyle etrafından bir kere dolaştırıp sıkılaştırıyorum burayı. Sonra iğnemi arkaya alıp artık sabitleyebilirim. Evet, düğmeyi dikme işimizi de bitirdik. Şimdi geçirelim. Gayet rahat geçen bir düğme. Evet, böylece son rötuşlarını da yapmış olduk yeleğimizin. Bitirdik. Daha önce dediğim gibi tüm yumağı kullanmış oldum. Şimdi kaç model yaptığımızı bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 model yaptık. 1, 2, 3, 4 haroşe yaptım. 5.yi tersten kapattığım için 5. haroşe de oluştu. Ben düz yaparak örüyorum haroşelerimi. Bu yelekte öyle yaptım. Şimdi ölçülerine bakalım. 3-4 yaşa uygun bir yelek oldu. ...31 santim, boyu da omuzdan 36 santim. Dediğim gibi 3-4 yaşa uygun bir yeleğimiz oldu. Yeleğin büyüklüğüne etki eden faktörlerin başında ipin kalınlığı, inceliği geliyor. Aynı ilmek sayısıyla başlamış olsak bile bitiminde yeleğin 1 yaşa, 2 yaşa, 4 yaşa uygun olup olmadığını ipin kalınlık, inceliği ve kullandığımız şişin kalınlığı, inceliği, örgümüzün gevşek olup olmaması, kullandığımız desenin enini açıp ya da daraltması gibi faktörler yelek yapımındaki yeleğin ölçülerini etki ediyor. Onun için en sonunda ölçüleri veriyoruz. Bu ölçülerde ve bu modelle, bu iplikle ördüğümüz zaman 3-4 yaşa uygun bir yelek ortaya çıkmış oluyor. Evet, bugünlük videoyu bitiriyoruz. Videomu ve kanalımı beğendinizse eğer abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olmak, başta da söylemiştim, tamamen ücretsizdir. Bir başka videoda, bir başka modelle görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın.